Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada lunch coin fiyatları üzerine ve ilerleyen süreçte neler olabilir sorusu hakkında genel olarak şöyle bir konuşacağız arkadaşlar. Ve lunch üzerindeki hareketleri değerlendireceğiz. Şimdi zaten biliyorsunuz en son BTC tarafında kırılım geldi arkadaşlar. 30 bin dolarlar kırıldı ve tabii ki gözler yarın açıklanacak olan enflasyon verisinde saat 15.30'da açıklanacak olan enflasyon verilerinin mevcut beklentisi %5.2. Ben bunun 5.4 olarak nokta atışı bir tahminim var. Konuyla alakalı da devamında neler olacağı üzerine zaten konuşmuştuk. Kısa bir açıklamayla birlikte tabii bunun açıklanması görece olumlu olması sebebiyle BTC tarafında yarına kadar devam edecek ortalama 30 bin dolar akümülatif hareketinin yukarı yönlü güven ortamıyla devam etmesi. Hemen ardından arkadaşlar e, ne olması BTC'nin 34.5 bin e, civarlarını yoklamasını bekliyorum. Tabi bu süreçte de altcoin'ler hafif bir hareketlilik süreci e, içerisinde olacaktır. de bunlardan bir tanesi olacak. Şimdi zaten 12.000 seviyelerinden sürekli alım konusunda bir fırsat olduğunu söylemiştik. E, şu saatten sonra 12.000'lere kadar e, lunc geri çekilir mi? 12.000 e, diyorum ya 3012'lere kadar geri çekilir mi? Pek zannetmiyorum arkadaşlar. E, bunu da bilmek lazım. O yüzden kademeli alım yapmak istiyorsa yatırımcı e, 12 seviyelerinden de yapmadıysa şu anda da zannediyorum bir kademeli alım yapılabilecektir. Zira ilerleyen vakitlerde de lunç tarafında pozitif hareketler gözlemlenebilir. E, şununla alakalı baştan uyarayım öyle aman aman bir yön yukarı hareket olmama ihtimali yüksek. Yarına kadar ortalama 12.4-12.6 e, aralığında çok hafif bir akümülatif seyir bekliyorum. Piyasadaki oluşan kırık güven ortamı devamında BTC'nin akümülatif sürecinden geçecek bir e, süreç olacaktır bu. Tabii bir sürpriz olur da 12'lere gerilerse iyi bir alım fırsatı oluşturur. Ancak BTC'nin e, yarın itibariyle yapacağı bu açıklamadan sonra Luncun ben hızlı bir şekilde yeniden geçtiğimiz günlerde olduğu gibi 13.6 civarlarındaki emailliği yoklayacağını düşünüyorum. Desteklendiği takdirde 13.6 civarını günlükte alabildiği e, süre zarfında yeniden tıkır tıkır hareketlerle 3016'lara doğru e, günler Belki de bir iki hafta içerisinde yükseliş hareketi gerçekleştirebileceği e, kanaatindeyim arkadaşlar. Bunu da bu şekilde söylemek istiyorum. Bunların başlangıcı içinde asıl olay tabii ki yarından geçiyor. Bunu da bu şekilde hatırlatmış olalım. Şimdi şurayı devam edelim. Tera Klasik'te meraklı bekleyiş sürüyor. Lunchda o seviyenin önemi her geçen gün artıyor. Tera Classic'in günlük fiyat grafiğinde direnç tren çizgisinde gözlemlenen Uzun fitilli düşüş mumları yatırımcıların direnç karşısında yüksek satış baskısıyla karşı karşıya olmaya devam ettiklerini gösteriyor. Lunch için sırada ne var? Gelin daha yakından bakın. Bu arada e, şunu da tekrar edeyim. Bu son e, hack vakası maalesef iyi olmadı. Bundan da kaynaklı olarak hareketleri ağır olan Lunch maalesef ilerleyen günlerde bu hack vakasından dolayı ilk partideki fiyatlamada hiç değilse 13 altılara kadar diğer altcoin'lere göre nazaran biraz daha rotarlı kalabilir. Terra Classic'in günlük fiyat hareketinde direnç trend çizgisinde gözlemlenen uzun fitilli düşüş mumları yatırımcıların direnç karşısında yüksek satış baskısıyla karşı karşıya olmaya devam ettiklerini gösteriyor. Dahası bu durum lunç fiyatının düşüş trendinin devam etmesi ihtimalinin yüksek olduğunu işaret ediyor. Öte yandan aylık fiyat grafiğindeki 3.0118 dolar desteği daha fazla e, düşük olmasını önlemek ve dar bir yatay eğilim oluşturmak için güçlü bir akümülasyon bölgesi sonu. 3.0-118'leri yoklamıştır. Ana destek burası değildir. İğnelemiş olması ana destek olduğu anlamına gelmez. E, 3.0-12'ler ana destektir. Ve düşüş beklemediğimi az önce de söyledim. Başta içsel olmanın yanı sıra makro kaynaklı bir harekettir bu. Kararsız yatırımcı duyarlılığını yanıt veren lunç fiyatı, bir ayı aşkın süredir oldukça sınırlı fiyat hareketleriyle yatay seyrine devam ediyor. Günlük fiyat grafiği piyasadaki artan belirsizliği ortaya koyacak şekilde 3.0118 dolar desteğinin üzerinde seyreden kısa gövdeli mumlar yakmaya devam ediyor. Dahası yatırımcıların lunç fiyatında son 2 ayda yaşanan düşüşü taşıyan düşen tren çizgisine de yanıt verdikleri görülüyor. Bu yazının yazıldığı sırada 3.0124 dolar seviyesinden işlem gören altcoin Yaklaşık olarak yukarıda belirtilen iki seviyenin birleşme noktasına ulaşmış durumda. Bu nedenle altcoin'in yakında belirtilen seviyelerden herhangi birinden kırılım yapması ve bir rally'den geçmesi beklenebilir. E, katılıyorum. Burada tabii rally'den kasıt öyle aman aman bir rally falan olmaktan ziyade arkadaşlar. E, ekseriyetle nasıl olacaktır bu? Dediğim gibi e, biraz daha yukarı meyilli 13 altıları kırabildiği bir senaryoda e, hareketlenebileceği. Genel bir e, süreç yaşanacağını düşünüyorum. Bu arada Bitcoin tarafında da haftalıktaki hareketli ortalama bakınız yatayla birlikte yukarı çalmaya başladı arkadaşlar. Bu durum da bizim için oldukça iyi. Çünkü haftalıkta oluşan bir Golden Cross resmen boğa geldi diye e, bağıracağı anlamı taşıyor. Zaten boğanın geldiğine biz burada haftalıkta MA200 kırılır kırılmaz İkna olmuştuk anlık makro verilerle de birlikte onu da söylemek lazım. Ancak bakalım ilerleyen vakitlerde de tabii ki pek çok şey görmeye devam edeceğiz. Neyse şeye geçelim tekrar e, lunç tarafına şöyle bir geçelim. Dediğim gibi burada artık arkadaşlar şey yani e, saatler kaldı diyebiliriz. 24 saatten az kaldı enflasyon verisini. E, beklemekte fayda var. Hem lunch altcoinlerin tamamı ve bitcoin için net bir kırılım olacak. Günlük mum kapanışıyla genel trend çizgisinin üzerinde olacak potansiyel bir kırılma yatırımcıların kaybettikleri zemini geri almaya teşvik etmek için yükseliş trendine girilmesinin ilk sinyalini vermiş olacak. Potansiyel bir halli durumunda yatırımcılar 3.0142 dolar 3.0157 dolar ya da 3.0187 dolar seviyelerinde önemli bir dirençle karşı karşıya her şeyi söyledin zaten. Tera klasik fiyatının 3.0 118 doların altına düşmesi ise mevcut üç tren devam etmesi neden olur. Ee, yok. Ee, dediğim gibi buraların artık kırılması e, gibi bir sürecin izlenme ihtimali çok düşük e, şu şartlar altında. Zaten az önce seviyeleri ve e, olabilecek durumları değerlendirdik arkadaşlar. 3.016'ları da kırabilirse MA200'e kadar biraz baskı altında kalacaktır ve açılım için bunu bekleyecektir. Günlük zaman dilimindeki RSI, RSI eğimi 4.0 118 dolar desteğinde artan alım baskısının 3.0 olacak büyüme işaret ediyor. Bu fiyatın yükselme ihtimali yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir diyor. Katılıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.